Merhabalar. Bugün sizlerle San Sebastian cheesecake yapacağız. Yapımı çok kolay, malzemesi çok kolay ama tadı çok güzel olan bir cheesecake ve çok basit yapılıyor. Malzeme olarak kullanacağımız 3 adet 200 gramlık krem beyaz peynir. 2 adet yani 600 gram. 2 adet 200 milimlik krema yani 400 milim. 4 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı kadar da un. Tabi bunu yapmak için öncelikle şu şekilde bir kelepçeli kaba ihtiyacınız var. Kek kalıbına. Burada içine ben daha önceden kağıt pişirme kağıdı yerleştirip üzerine tereyağı sürdüm. Şimdi şeye geçebiliriz. Önce yapacağımız tüm işlem buraya hepsini koyup karıştırmak, çırpmak. Bunu ister elde yapın, ister blender ile yapın. Fark etmez. Ama tek önemli nokta peynirlerin tam olarak eriyebilmesi için yani topak topak kalmaması için mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Yani dolaptan aldığınız gibi kullanırsanız içinde topak topak kalabilir. Önce yumurta, şeker, sonra krem peynirler, sonra krema, en sonunda un ekleyecek şekilde ben çırpıp karışımımı hazırlayacağım. Peynir eriyene kadar çırptım. Bir 6-7 dakika kadar çırptım. Kızım, ne istiyorsun? Sonra çırptıktan sonra, iyice çırptıktan sonra şeye koyabiliriz. Artık kek kalıbına koyabiliriz. Direkt bunu döküyoruz. Derecede ısıtılmış olan fırınımıza koyuyoruz ve 50 dakika boyunca burada fırınımızda pişiyor. Tam olarak 50 dakika geçti ve biz artık kekimizi, cheesecake'imizi alabiliriz. Gördüğünüz gibi cheesecake'imizin üstü kabarmış ve bu şekilde kahverengi bir şekilde kahverengi şekilde kızarmış görünüyor, pişmiş görünüyor. Baktığınızda şu anda kabarık göreceksiniz ve hala sallanıyor göreceksiniz. Bu cheesecake'i yemeden önce en az bir 2 ila 4 saat arasında beklemek gerekiyor. Soğumasını ve çökmesini bekleyeceğiz. Evet, aradan 2,5 saat geçti. Piştikten sonra şu anda bakıyoruz. Şu an kek aşağı doğru çökmüş durumda ve sertleşmiş durumda. Artık bunu açıp servis edebiliriz.